Medine döneminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini hatta Zühre oğlana ait olan bir yerde kendisine bir ev yapmak ister. Bu vereceğim örnek önemli. O dönemin sosyal yapısı ve Peygamber Efendimiz buna karşı tavrı konusunda. Hatta son dönemde ülkemizde de zaman zaman yabancılara ya da başkalara karşı farklı gözle muamelenin örneklerinin de az da olsa rastlandığı bir dönem, bir dünyada yaşıyoruz. Hazreti Abdullah Mesud'u Zöroğullarını bulduğu mescide yakın bir yerde ev yapmak ister. Fakat tabii onlar biraz belki de Abdullah Mesud'un işte demin bahsettiğimiz sosyal bir arkasının olmayışı durumundan dolayı pek hoş olmaz da tavır koyduklarında Allah Resulü yani biraz daha soylu, biraz daha güçlü biri bize komşu olsa tarzı. Hazreti Resulullah Efendimiz zaten buna karşı bir söylemi ve eylemi sürekli bunu tazeliyordu ve şunu söylüyor. Cahile belirtisi olan bu duruma karşı Resulullah Efendimiz niçin öyleyse Allah beni niye gönderdi? İşlerinde zayıfın hakkını kendisine verilmeyen bir topluğu Allah asla kutlu kılmaz deyip o tavra karşı Abla Mesud'u kolluyor ve kendi en yakın mescide yerleştiriyor. Bu bence önemli. Özellikle dünyada şu anda yabancılara karşı zayıf ya da sosyal gücü olmayanlara karşı dışlayıcı bir bakışın gittikçe yaydığı bir dönemde aslında Mekke'de de böyle bir yapı vardı ve Allah Resulü bu yapıyı adeta meydan okuyarak eğer ben buna karşı durmayacaksam ben niye gönderirdim? Yani gönderiş gayem o zaman nedir diye bunu fiili olarak reddeder ve Abla Mesud'a saygı çağır. Demin buyurduğunuz gibi Hazreti Abla Mesud'un en belirgin özelliği Allah'ın hikmeti yine toplumda cahiliyenin temel kriter kabul ettiği soy, sol, beden, boy, pos, güç, kuvvetten hiçbirine sahip değilken ama Allah'ın o nuruyla nurladıktan sonra Müslümanlar içerisinde en saygın bir yere geliyor. Daha sonra getiriliyor. Bu da belki de Allah Resulü Aleyhisselam cahiliye karşı iman toplumu yani cahili toplumun örf adetlerinin egemen olduğu bir toplumsal hayata karşı yeni bir toplum inşa ettiği tevhid toplumun ilkeleriyle donanmış bir nümunedir aslında. Yani düne kadar çobanlık yapan, düne kadar dışlanan, insan yerine konulmayan bir insan Peygamber Efendimiz'in yaveri konumu, o tabir çok önemli, gerçekten yaveri konumuna geliyor. Ve sahabiler birçok artık imreniyor ya, hani biz nerede, Abla Mesud nerede? Niye? Çünkü Resulullah Efendimiz evinde, sürekli ailesinin içinde. Hatta sahabiler diyorlar, biz onu Resulullah Efendimiz'in ailesinden adediyorduk. Yani onların ailesinden biridir.